Şimdi 5 geldiği bilindiğine göre tüm durumlar bakın şöyle 5 1 2 3 4 6 yazayım özellikle bunların sakın yer değiştirmesini unutmayın. Sonuçta bunlar arkadaşlar özdeş zarlar evet tamam ama hani bir nevi yere düştüğü zaman birisi buraya düşüyor, birisi buraya düşüyor. Sonuçta farklı bir durum oluyor. O yüzden burada sıra kesinlikle önemlidir. 1 5 2 5 3 5 4 5 ve 6-5 olduğunu da unutmayın. Bir de son olarak 5-5 olabilir. Toplam o zaman tüm durumlar 11 oldu. 5'in geldi. Çarpımları 11'den küçük olacak şekilde neler olur? 5-2, 2-5, 5-1-1-5. Toplamda da istenen durum 4 oldu. Cevap D 4 bölü 11. Sütlaç yediği bilindiğinde, şimdi sütlaç yediği günler bakın bunlar 3 gün sütlaç yemiş. Bunlardan Kaç tanesinde yağ ile yemiş arkadaşlar bakalım. Gördünüz mü bunlar? O zaman demek ki bu 3 günden 2 tanesinde çünkü zaten o 3 günden bir tanesinde yemek yemiş olacak. Bu 3 günden de 2 tanesinde yağ ile yediği için 2 bölü 3 olasılıkla sütlaç yediği bilindiği halde yağ ile çorbasını içme olasılığı olur. Gelelim şimdi yağ ile çorbası içtiği bilindiğinde burası Burası ve burası. 3 günden birinde arkadaşlar yayla çorbası içme durumu var. Bunlardan bir tanesinde de pide yiyecek. Pide yediği günler zaten yayla içtiği gün sadece bir gün. O zaman 1 bölü 3 olasılıkla perşembe günü hem yayla çorbası hem de pide yemiş olur. Böylece 2 bölü 9 olasılık oldu B şıkkı. Burada biraz yine sayıyormuşuz gibi olacak arkadaşlar. Birincisi bakın şu durum. Şimdi... Böyle A, B, C, D, E, F diyeyim tamam mı? Şöyle üçgenlerden bahsedeceğim bakın size. Böyle üçgenler çizdiğimiz zaman kaç tane? Her bir köşe için bakın kaydırdığım zaman fark ettiniz mi? Böyle yeni üçgen ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 6 tane üçgen oluşmuş oluyor. Şimdi bir tanesini temsili olarak bırakayım. Bu 6 üçgenden bir tanesini çizeyim şöyle size. Şimdi diyelim bunu çizdik. Böyle EDC'yi çizeyim. Altı üçgenden bir tanesini çizdiğim zaman geriye 1, 2 veya 3 tane doğru oluyor. Gördünüz mü? Bununla temas etmeyen 3 tane doğru çizebiliyorum. Yine şöyle gösteriyorum bakın. 1, 2, 3 doğru çizebiliyorum. O zaman 6 üçgen için 3 üç tane buna temas etmeyen doğru çizdim. Bu birinci durum. İkinci durumda arkadaşlar Şöyle göstereceğim size bu sefer. Yine bu sefer tabandan gideceğim. Tabanı ED olan, DC olan, BC olan, AB olan, AF olan veya FE olan üçgenlerden bir tanesini çiziyorum. Örnek bu. Bu sefer bakın deminki gibi değil. Böyle bir üçgen. Bu üçgenden yararlanarak şimdi artık çizebileceğimiz bununla kesişmeyen doğrular. Bir tek bunu bırakıyorum. Yine böyle 6 tane üçgen oluştu çünkü 6 kenar var. Bu sefer tepe noktalarını kaydırmadım. Kenarları kaydırdım. 6 üçgende arkadaşlar buna temas etmeyen doğru kaç tane çıktı? Bir bakalım şimdi. Burası çıktı 1 tane. Aynı AF kenarını kullanarak bakın bir üçgen daha yapacağım bakın şimdi şöyle. Bu da böyle kırmızı olan olsun. Bu sefer buna temas etmeyen hangisi oldu arkadaşlar? BC oldu. Şimdi bakın AF kenarını kullanarak aslında bir kenarda 2 tane üçgen elde etmiş oldum. Yani o zaman 6 kenar için 12 üçgen elde edeceğim ve bunlar için sadece 1 tane temas etmeyen doğru çizebiliyorum. Toplamda o zaman 30 durum oldu. B şıkkı. Faktöriyellerde arkadaşlar çarpanları aslında tahmin etmek zor değil. Çünkü 2 3 5 7 11 Maksimum arkadaşlar asal çarpanlarımız en az 3 tane olmak şartıyla o zaman 2 3 5 olabilir içinde. En fazla da o zaman 2 3 5 7 11 olabilir. Bu bize şunu söyler. Zaten faktöriyellerde 2 3 5'i içeren en az hangisi var arkadaşlar? 5 faktöriyel var. Bakın şimdi 7'yi içeren en az 7 faktöriyeldir. 11 içeren en az 11 faktöriyeldir haliyle. Burada dikkat etmeniz gereken şey sayın 11 faktörelin içinde tonlarca 2, tonlarca 3, tonlarca 5 var ama sonuç olarak için içinde 11'den daha büyük bir asal sayı yok. Çünkü 11 burada asal sayı olarak en büyük sayı. Bundan dolayı bizim elde edeceğimiz sayılar arkadaşlar en az 5 faktöriyel olmalı. Sonra 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu arada 12 faktöriyel de olur çünkü 12'ye kadar 2, 3, 5, 7, 11 asal çarpanına sahip. Yine arkadaşlar 13 faktöriyele gelirsek bunun asal çarpanları 2, 3, 5, 7, 11, 13 olacağı için olmaz. Demek ki o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayı varmış bu duruma uygun. Haliyle A artı 2'nin 8 tane durumu oldu tüm durum olarak. Ama istenen durum ne? 2 basamaklı olması. O zaman Burada 12 faktöriyeli arkadaşlar sadece A artı 2 12'ye eşit olduğunda 2 basamaklı oluyor sayı A eşittir 10 oluyor. İstenen durum sadece bir tane oldu cevap A şıkkı. Burada arkadaşlar 7 noktadan 3 tane nokta seçersek normalde 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyelden 35 tane durum olur. Ama doğrusal olan 3 noktadan üçgen geçmeyecek o yüzden... Burada bakın 3'ün üçlüsü bir durum. Yine burada 3'ün üçlüsü bir durum. Yine burada 3'ün üçlüsü bir durum. Dolayısıyla 35 eksi 3'ten 32 tane üçgen oluşturabiliriz arkadaşlar. A şıkkı. Şöyle kümeyi bir çizelim. Matematik, kimya arkadaşlar. %30'u matematikten, %40'ı kimyadan, %30'u hem matematik hem kimyadan başarılı olmuş. O zaman buraya 10x diyelim. Sonra buraya 20x kalacaktır. 40x olduğu için de buraya da 30x olur. Tüm sınıfın arkadaşlar, tüm sınıf şöyle 100x olması gerekiyor %100 sonuçta. 40 20 daha 60 o zaman burası da 40x oldu. Seçilen bir öğrencinin kimyadan başarısız olduğu bilindiğine göre ne demek bu kimyadan başarısız olan öğrenci arkadaşlar? Bakın burası ve burasıdır. Toplam 60x yani. 60x şöyle düzelteyim 60x. Matematikten başarılı olma olasılığı işte 20x arkadaşlar. Sadece matematikten başarılı olan böylece 1 bölü 3 oldu a şıkkı. Şimdi çift sayılara bakarsak arkadaşlar 2'den 20'ye kadar 20 2 bölü 2 artı 1 sonuç olarak 10 tane çift sayı var. Böyle yapmaya bile gerek yok zaten 1'den 20'ye kadar 10 tanesi tektir 10 tanesi çifttir. Bu arada bunların harici 10 tane çift sayı var bir de arkadaşlar ne ekleyeceğiz? 5'e bölünen tek sayılar o da 5 15. Topladığınız zaman o zaman toplam istenen durum 12 oldu. Tüm durumlar arkadaşlar 20 tane. 4'e böldüğümüz zaman 3, 4'e böldüğümüz zaman 5 E şıkkı. Şimdi istenen olasılık bölü tüm olasılık yapacağız arkadaşlar. Önce 3 ne demiş bize? sarı renkli olduğu bilindiğine göre. Buna göre bakın 1 bölü 2 olasılıkla A torbasından çekmiş olabiliriz çünkü rastgele bir torbadan çekiyoruz. Buradan sarı gelme olasılığı 3 bölü 6 artı yine 1 bölü 2 olasılıkla rastgele arkadaşlar torba seçtiğimiz için B torbasından sarı gelme olasılığı da bakın bu İstenen durum ne sarıdan gelmesi e, ikinci torbadan gelmesi dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 6 koşullu olasılıkta eğer paydayı doğru oluşturursanız zaten paydanın bir kısmı direkt pay arkadaşlar. Böylece 12'ler sadeleşti. 2 bölü 3 artı 2'den 2 bölü 5 cevap C şıkkı. Deneysel olasılık direkt arkadaşlar bu tüm durum 18 defa atılmış. 10'un da gelmiş. Bu işte deneysel olasılık yani 5 bölü 9 geldi. Teorik olasılıkta durum nedir? İstenen bölgenin alanı 12 çarpı 12. Tüm alan arkadaşlar 12 çarpı 20. 12 çarpı 18. Böylece bunlar sadeleşti. Sadeleştirdiğimiz zaman 6 bölü 9 oldu. Bunların farkı soruluyor. 6 bölü 9 eksi 5 bölü 9. Cevap 1 bölü 9 oldu. C şıkkı. A ile başladığı bilindiğine göre arkadaşlar. Şöyle bakın A. Sonra geri kalan 6 harf. 6 faktöriyel bölü. A hariç 2 tane A kaldı. 2 faktöriyel. Ve 2 tane P var. 2 faktöriyel. Toplam 180 durum A ile başlayanlar. Hepsinin a'ların yan yana geldiği burada a'lar yan yana olduğu için 4 harf kaldı geriye. Böylece bu da 4 faktöriyel bölü 2 tane p olduğu için 2 faktöriyel. Yani istenen durum 12 tüm durum 180 1 bölü 15 b şıkkı. Bunlarda arkadaşlar sayarak yapmanız daha mantıklı şimdi e, açıkçası. Çünkü bu kırmızı yolu kullanamayacağız bakın. Önce 1 1 1 1 yazıyoruz tamam mı? Yine 1 1 yazıyoruz böyle. Sonra burada 1 1 daha 2. 1 2 daha 3. Şimdi dikkat edin. Bu kırmızı yolu geçemeyeceğiz. Onu alamayacağız. Böylece normalde şuradan geldiği zaman 3 buradan 1 4 yazacaktık ama orası yok. Artık o yol iptal. Bu yüzden sadece buraya 1 yazacağım bakın. Sonra burası 1 1 daha 2 olacak. 1 2 daha burası 3. 3 3 daha 6. Şunlar birleşince 6 1 daha 7, 7 2 daha 9, 1 3 daha böyle 4, 6 4 daha 10, 10 7 daha 17, 17 9 daha 26 oldu D şıkkı. Birinci kişinin seçtiği kartlar farklı gelmiş. Bunlara A, B diyelim. O zaman bunların diğer geri kalanları bu 4 tanenin içinde bir de ikişer tane özdeşlediği için A, A, B, B, C, C diyeyim tamam mı? Şimdi bu ikinci seçen arkadaşlar ilk A, seçtiği için ilk yarışmacı bunun zaten yerlerini görüyor. Haliyle onları seçmez mantıklı olarak. Ne yaparsın? Şu geri kalanlardan seçersin. Şunlara bakarsın. Bunların durumuna göre ben ilk birinci ve ikinci kartı açarım. Çünkü onlar cepte zaten yerlerini biliyorum. Şimdi birinci ihtimal diyelim 1 bölü 4 olasılıkla A denk geldi. Tamam mı? Burayı açtı. Artık kazanma olasılığı 1 bölü 4 çarpı 1'dir. Neden? Çünkü A'nın yerini biliyor. Veya 1 bölü 4 olasılıkla arkadaşlar bu B'yi açtı diyelim. Tamam mı? O zaman kazanma olasılığı 1 bölü 4 çarpı 1 olacak. Çünkü B'nin yerini biliyor. Veya 2 bölü 4 olasılıkla buradan C'lerden birini açar. Sonra 1 bölü 3 olasılıkla C'lerden yine birini açar. Toplamı böylece bunların 2 bölü 3 olur. D şıkkı güzel bir soru.